Kısa bir süre sonra insan bunun farkına varıyor. Söylenenlerle pratikte yapılanların hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını insan görüyor ve de anlıyor. Bir nebze benim gibi kaçmak isteyenlere yardımcı olabilmek için bunu yapıyorum. Çünkü kaçmak isteyenler var, örgütten kurtulmak isteyenler var. Aynen çocuk yaşta gelenler olsun, belli bir yaştan sonra gelenler olsun. Kaçmak isteyenler var fakat kaçamıyorlar. Mesela ben İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olmama rağmen ben geldim ve yani hiçbir zerre kadar kötü bir yaklaşıma maruz kalmadım. Yani gelmek isteyenler varsa onlardan yani tek isteğim bu videoyu izlemeleridir. Yani bu videoyu gerçekten doğru anlamalarıdır. Bırak yani işkence falan sözlerin bir fiske bile, bir kötü laf bile ben işitmedim. Tam tersine yani karşılaştığım bütün polis abiler, asker abiler olsun, hepsi çok iyi davrandı. Yani geçmiş 10 yılımın ne kadar berbat geçtiğini, yani büyük bir pişmanlık duygusu içinde. Yani insan burada vicdan azabı da yaşıyor. Ve sizin bu vicdan azabını yaşamamanız için sizden tek ricam, kesinlikle nasıl oluyorsa olsun, gelin teslim olun. Bundan pişman olmayacaksınız. Kesinlikle size anlatılanlara inanmayın. Bir de şöyle diyorlar yani, bilmem Türkiye'deki Kürtleri devlet darası iyi değil, zaten devlet onlara zulmediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama öyle bir şey yok. Bilmem Kürtçe konuşamazsınız falan filan, öyle bir şey yok. Yani hiçbir alakası yok. Burada insanlar istediği gibi yaşıyor. Yani burada sorunu çıkaran örgütün kendisidir. Örgütün kendisi toplumu kışkırtıyor.